Son olaylar gösterdi ki direkt Illuminati adında gizli bir güç var mıdır yok mudur orası tartışılsa da Illuminati'ye atfedilen bazı olaylar gerçekmiş. Zaten bunu yayın boyunca daha iyi anlayacaksınız. Ben yardımcı olması için dava tutanaklarını açıklamaya ekledim arkadaşlar. 943 sayfalık bir arşiv var burada. Bunlar halka açıklanmışlar. Hani saçma sapan paylaşımlardan bir şeyler öğrenmeye çalışacağınıza direkt istiyorsanız dosyaları da okuyabiliyorsunuz. Ama diyelim ki İngilizceniz yok, hani anlamıyorsunuz, problem değil. En kötü Google Translate'e atarsınız. Yarım yamalak bile çevirmiş olsa emin olun yine de bu böyle internette bulacağınız sahte video ve söylentilere inanmaktan daha iyi olacaktır. Bu yüzden de şu bilgilendirmeyi en başından yapayım ve durum neymiş bunu bir özetlemeye başlayayım. Zaten daha ayrıntılı bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi Jeffrey Epstein diye bir adam var. Epstein diyen var, Epstein diyen var. Ben Epstein diyeceğim. Böyle alıştım. İsteyenler başka şekilde de telaffuz edebilir. Bu adam gündem oldu biliyorsunuz. Zaten bunun hani bir davası vardı süren. Adam 2019'da hakkın rahmetine kavuşmuştu ama son günlerde bir daha gündeme geldi ve görünen o ki bu adamın kendine ait olan bir adasında adeta hani çocuk pornosudur. Hatta iddialara göre işkenceyle çocuk öldürme, insan avı yapmadır ve bunu bazı VIP zenginlere izlettirmedir ne bileyim. İçinde çeşitli devlet başkanlarının, ünlü şarkıcıların, hatta Hollywood oyuncularının bile bulunduğu gizli bir gruba illegal şovlar yahut cinayetler sergilettirmedir. Her türlü halt yapılıyormuş ki gazeteci Julie Brown sadece adada yaşananları değil, günlük hayatında da mağdur ettiği 80 kadar kurbanın kimliğini tespit etti ve her gün davaya dair yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ki bu tür şeylere dair daha önce de birçok dizide veya filmde çeşitli spoilerlar verilmişti. Ama malum hani günümüzde o kadar çok komplo teorisi dolaşıyor ki etrafta. Bunların bütün ciddiyeti kaybolduğu için insanlar ya he falan deyip geçiyordu. Ben de bunlardan biriyim elbette. Her duyduğuma inanamam. Ama şöyle bir gerçek de var. Eğer bir şeyi gizlemek istiyorsanız bunu özellikle insanların gözüne sokarak yapmanız daha doğru olur. Konuyu o kadar ele ayağa düşüreceksiniz ki hatta yapılan iş birse onu öyle bir 5-10 gibi anlatacaksınız ki insanlar bir süre sonra ya saçmalamayın kardeşim o kadar da değil diyerek gözlerini kapatacaklar. Mesela dünyayı yöneten gizli bir küresel güçten yahut işte çok zengin ve artık hayattan zevk alamadığı için keyfince insan katleden bir gruptan bahsettiğiniz zaman ya da Illuminati falan dediğiniz zaman birçok kişi belki bunu en başında makul bulsa da devamında o kadar çok ayrıntı, o kadar çok yan teori üretiyorlar ki artık bu inanılmayacak bir noktaya geliyor. Mesela Illuminati diyorsunuz, hemen ardından dünyayı yöneten reptilianlardan yani yer altında yaşayan ayrı bir ırktan falan da bahsediyorlar. Hatta Biden'a kadar birçok lider esasında maske takıyor. Bunlar insan değiller, bunlar sürüngenler, başka bir uzaylı ırklar, dünyayı uzaylılar yönetiyor falan diyorlar. Ya da Agartha denilen bir uygarlık var buzul bölgesinde ve bütün savaşları bunlar çıkarıyor. Kimin ne zaman öleceği, ne zaman teknolojik bir atılım yapılacağı, kimin ünlü olacağı vesaire her şeyi bunlar planlıyor. Covid'i de bunlar çıkardı, depremleri de bunlar yapıyorlar. Ay'a zaten hiç gidilmedi, NASA komple yalan söylüyor. CERN'ün gerçekte bir şey keşfettiği yok, bunlar tamamen göz boyama. Dünya da esasen düz zaten, öyle geoid falan değil. O kadar çok şey söylüyorlar ki, ola ki bir iki tanesi hafiften mantıklı gelecek olsa hemen diğer bu tezler yüzünden bullshit deyip geçiyorsunuz. Bu sebeple ben bu yayında hani konuyu çok fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Öyle 51. bölgeye veya Atlantis'e kadar gitmeyeceğim. Biz bu yayında direkt şu dünyayı yöneten gizli küresel gücü konu alacağız. Siz buna Masonlar da diyebilirsiniz, Siyonistler de diyebilirsiniz, Illuminati de diyebilirsiniz, başka bir isim de verebilirsiniz, fark etmiyor. Ve şunu da söyleyeyim, konuya dair dediğim üzere o kadar çok asparagas haber var ki öyle sizin her gördüğünüzü de söz konusu etmeyeceğim. Çünkü çoğu ya uydurma ya kaynağı belli olmayan tıklama tuzağı haberlerden ibaret ya da atıyorum 2015'te İspanya'da çocuğunu döven bir babayı bile aha işte adadan sızdırılan görüntüler diye paylaşan tonla tip var. Haliyle dikkatli davranmak zorundayız ve bu yüzden de biz en başından başlayacağız. Olayın geçmişini bir öğreneceğiz ki artık neye inanıp inanmayacağımıza hep beraber karar verelim. Şimdi dediğim üzere yayın başlığını Illuminati falan koyduk ama Illuminati'yi boş verin. Bize söylenen neydi bu grupla alakalı? Çok zengin bazı iş adamları veya istihbarat liderleri belli aralıklarla toplantılar düzenliyorlar ve bu toplantılarda dünyanın geleceğine karar veriyorlar. Mesela bunlar kanserin çaresini de çoktan buldular ama
insanlarla paylaşmıyorlar. Bu yüzden de hiçbir zengin kanserden ölmüyorken bütün köylüler, bütün orta sınıf kanserden kalpten gidiyor. Çünkü bu insanlar nüfusun azalmasını istiyorlar. Ya da bir şarkıcı yahut bir oyuncu ünlü olacaksa bunlar ünlü ediyorlar. Aslında bütün medya, bütün yayın organları bunların elinde ve bizim ne kadarını bilmemizi istiyorlarsa o kadarını bilebiliyoruz. İddialar bunlar. Kısacası derin devletin de daha derin bir versiyonuyla karşı karşıyayız ve bu grup genelde Rothschild, Rockefeller, Soros gibi ailelerden meydana geliyor. Coca-Cola'dan tutun McDonald's'a kadar yiyip içtiğimiz hemen her şey, bütün fabrikalar, bütün sektörler bunların kontrolünde. Hatta iPhone'lar, bilgisayarlarımız, konum bilgilerimiz, evde kendi aramızda döndürdüğümüz sohbetler, her şeyi bu adamlar an be an izleyebiliyorlar eğer isterlerse. Bu yıl ne moda olacak? SJW'luk veya işte eşcinsellik ya da feminizm, bilmem hangi akım, bunlar ne kadar fonlanacak, ne kadar gündeme gelecek, ne kadar propaganda yapılacak? Her şey bunların keyfine kalmış. Canları isteyince birini vezir de yapıyorlar, rezil de yapıyorlar. Yani halk ağzıyla söylersek gerçekten de dış güçler bir takım oyunlar oynuyorlar. İddialar bunlar. Hatta dini inancınıza kadar müdahiller bunlar. Örneğin Yahudi çocuklarını erken yaşlardan itibaren eğitip İslam'ın her yönüne vakıf edip sonra bunları hocaymış gibi, şeyhmiş gibi piyasaya sürüyorlar ve millet de dışarıdan bakınca çok bilgili, çok alim bir abimizdir bu yani. Entari giyiyor, takke takıyor, bunun ajan olması mümkün değil diye düşünüyor. Ki daha bu hafta bununla alakalı bir haber paylaşıldı. Böyle camiye giden, namaz kılan, dini sohbet yapan bir dayının, sakallı hacı bir tipin direkt Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı. Yani bunların hepsi komplo teorisi falan değil. Gerçekten de bir şeyler yapılıyor. Ama bizim ülkede millet gelene geçene her gördüğüne İsrail ajanı falan dediğinden, sabotajist dediğinden, sürekli beni bile böyle şeylerle itham ettiklerinden tabi bu tür iddialarla karşılaştığımızda bu argümanların hiçbir ciddiyeti kalmadığı için gülüp geçiyoruz. Ve eğer bu konularda ciddi ciddi bir açıklama yapmak isterseniz halkın gözünde ya cahil ya da komplocu oluyorsunuz veya bu tür konuları gerçek anlamda ciddi ciddi konuştuğu iddia edilen şahıslar hakkında da bir takım şaibelerle karşılaşıyorsunuz. Bunu örnek vermek gerekiyorsa Aytunç Altındal'ın bile bu şekilde bir suikaste kurban gittiği söyleniyor mesela. Ya da Hitler'in esasen 2. Dünya Savaşı sonunda intihar etmediği, kılık değiştirip 1980'lere kadar yaşadığı öne sürülüyor. Ama dediğim üzere bunun sonu ya Ahmet Kaya da ölmedi aslında gibi fantazilere varacağından bu tür iddialarla çok fazla vakit kaybetmek niyetinde değil. Ve bu çok eski bir kültür. Mesela Dan Brown, Melekler ve Şeytanlar romanında orada bahsedilen Illuminati yaklaşık 500 yıldır papalığın yeraltı odalarından itibaren gelişen gizli bir cemiyetti ve kolu CERN'e kadar uzanmaktaydı. Yani hep insanların yalancı bir dünya tarzıyla uyutulduğu, lakin arka planda çok daha acayip şeylerin döndüğü söyleniyordu. Bunu mesela Prison Break'te de gördük. Orada The Company dediğimiz bir şirket var ve bu şirket başkanların atanmasından tutun hapishane müdürlerine kadar adeta bütün dünyayı yönetiyor. Herkesi parmağında oynatıyor. Ve en ufak bir ifşaatta hemen fişinizi çekiyorlar. Bu teoriyi yine Netflix dizilerinde bile gördük. Örneğin Atiye'de çoğunuz biliyordur. Gizli sırlar peşinde koşan ve keyfince milleti öldürebilen adeta devletten bile daha üstün bir anonim gruptan bahsediyorlardı. Ve bunların da amacı kıyameti getirmek. Ne bileyim diğer evrenlere açılan boyutları keşfetmek yahut ikinci sezonda da gördüğümüz gibi insanları kısırlaştırarak özellikle de avam kesimin yani halkın kökünü kazımak, nüfusu azaltmak. Bununla beraber yine House of Cards dizisinde de Amerikan başkanı olmaya oynayan Kevin Spacey'in devletin üst kademelerine geldikten sonra özel bir ritüele katıldığını görüyoruz. Millet maskeler takıyor, kukuletayla geziyor, cübbeler giyiyor. Adeta masonik ritüeller düzenliyorlar ve orada çeşitli diplomatik anlaşmalarla kimin nereye yükseleceğine karar veriyorlar. Ve bu dizi genelde güncel Amerikan siyasetini olduğu gibi aktaran bir diziydi. Yani bu tip uçuk tezleri boş yere sahneleyecek değildi. Bu yüzden de bu bölüm yayınlandığında epey bir gündem olmuştu ve hani acaba gerçekten böyle bir şey var mı diye insanlar sorgulamışlardı. Burada gördüğünüz tüm adamlar dediğim üzere diziye göre siyasetçi, politikacı, vali, ünlü böyle tipler. Yani anlatılan hikaye burada da sergilenmiş ki bizim ülkede de Kurtlar Vadisi gibi dizilerde genelde bu tür şeylere değiniyorlar. Ona da bakalım. Kimlerin temsilcisiydi o insanlar? Görünmeyenlerin. En alt tabakada halk var. Dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyar olacak. En tepedekiler dünyada 1 milyar insanın sistemin yürümesi için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Gerisinin de ölmesini istiyorlar. Dünyayı da onların kurduğu ortak konsey yönetiyor. Evet, şimdi birkaç tane dizi veya filmde böyle şeylerin gösterilmiş olması elbette bunların gerçek olduğu anlamına gelmez.
Neticede bunlar kurgudur, romandır, senaryodur falan diyebiliriz. Konu ilgi çekici olduğu için böyle şeylere yer vermişler de diyebiliriz. Ama görüyoruz ki bunlar gerçekmiş. En azından bir nebze bir doğruluk payı var. Ve bu diziler az da olsa ya bunları ifşa etmek istemişler ya da arka plandakiler tamamen gizli kalamadıkları için artık kontrollü bir şekilde bir takım tezleri zırt pırt gözümüze sokarak bütün ciddiyetini azaltmak istemişler. Kaldı ki tek örneğimiz bu diziler falan da değil. Zira bu dış güçler söylemi ta Erbakan'la ivme kazanmıştır ve o günden beri sürdürülmektedir. Zira insanlar ya bu devletin başına gelebilecek kadar yükselmiş olan bir adam bile Illuminati'den bahsediyorsa demek ki gerçekten de bir şeyler varmış diye düşünüyorlar haliyle. Göstereyim. 350 seneden beri Siyonizm dünyaya hakim olmuştur ve Birleşmiş Milletler Siyonist kuruluştur. IMF Siyonist'tir, Dünya Bankası Siyonist'tir. UNICEF Siyonist'tir, Dünya Ticaret Teşkilatı Siyonist Teşkilat'tır. Bunların hepsi Siyonizmin kontrolündedir. Birçok ülkeleri sömürürler. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Bu teşkilat, dünyayı idare eden teşkilat budur. Bu teşkilat 3 bölümdür, 13 kademedir. Kim bunlar? 300'er kulübü. 300 tane dünyanın en zengin Siyonist'i. Bunlar her gün çiftleri internette konferans yapıyorlar. Tayyip'i Türkiye'de iş başta tutalım mı tutmayalım mı kararı onlar veriyor. Pakistan'da yeniden seçim yapalım mı yapmayalım kararı onlar veriyor. Yine bunların dışında gerçekten de bu işe ciddi bir ışık tutan yapımlarla da karşılaşıyoruz. Örneğin Stanley Kubrick'in çektiği Eyes Wide Shut vardır. Çok meşhur bir yapım biliyorsunuz. Burada yönetmen adeta bütün bu ritüelleri, toplantıları, seks partilerini, ne var ne yok her şeyi gösteriyor. Önemli devlet büyüklerinin bile içinde bulunduğu bir organizasyon gösteriliyor bize. Herkes tabii kimliğini gizlemek amacıyla maske takmış ve bu konu hakkında en ufak bir konuşma ihtimali olanları bile direkt öldürüp halledebiliyorlar, klasik şeyler. Ve işin komiği gerçekten de yönetmen bu filmden kısa süre sonra ölüyor. Ve tabii ki hemen onu da bu örgütün öldürdüğü söyleniyor bir şeyleri ifşa ettiği için. Lakin eceliyle mi öldü yoksa arkasında gerçekten başka bir iş mi var? Orası beni bağlamıyor. Eğer her ayrıntıya, her iddiaya odaklanırsak zaten komplo videosu yapmaktan öteye gidemeyiz. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani bütün bunların amacı ne? O kadar zengin olmuş, o kadar artık aşmış, her konuda her şeye ulaşmış insanlar niçin böyle şeylerle uğraşsınlar? Neden maskeli partiler, insan avı, çocuk kaçırıp tecavüz etmeler ya da keyiflerine göre birini ünlü edip sonra bitirmeler yahut hiç yaşamadıkları ve yaşamayacakları Orta Doğu gibi bölgelerde bir takım savaşlar çıkarıp terör gruplarını finanse etmeler falan? Neden böyle şeyler yapsınlar? Neden bir insan böyle sapkın işlerle uğraşsın? Aslında sebep belli. Güç hırsı ve zevk düşkünlüğü. Çünkü ne kadar güçlü olursan ol, ne kadar yükselmiş olursan ol, eğer bu mertebeyi, bu gücü uygulayacağın biri yoksa bir anlamı kalmıyor. Tıpkı bilgisayar oyunlarında level kasıp düşük level'daki oyuncuları yenerek zevk almak gibi. Birini ezmek istiyorsun ya da en güçlü olmak istiyorsun yahut sadist bir adamsın ve insanlara acı çektirmekten keyif alıyorsun. Bütün dünyayı gezmişsin, onlarca malikane almış, şirketler kurmuşsun, sayamayacağın kadar çok paran var. Sabah akşam kumar oynasan bile kazanıp kaybetmenin bir anlamı kalmamış ve olay seks yapmaksa örneğin zaten istediğin herkesle beraber olabiliyorsun. Önünde hiçbir engel yok ve ünlü olmak istersen yine olabiliyorsun. Hatta Trump gibi iş adamları sırf parasıyla bile gördüğünüz üzere başkanlığa kadar yükselebiliyor. Yine bir şeyi öğrenmek istiyorsun diyelim, bir konuda araştırma yapacaksın. En gizli kaynaklarına kadar ulaşabiliyorsun. O konudaki Nobel ödüllü en önemli profesörlerle tartışabiliyorsun, yanına çağırabiliyorsun. Yani yapacak bir şeyin kalmamış. Hayatın tadına o kadar çok varıyorsun ki neredeyse bu dünyada cenneti yaşıyorsun zaten. Bu yüzden de cennetini kıymetli hale getirebilmek için bir cehenneme ihtiyacın var. Üstünlüğünü hissetmeye ihtiyacın var. Tanrıcılık oynamaya ihtiyacın var. Zaten insanlar ve acıları artık gözünde o kadar da kıymetli olmadığı için 200 sene önce idam izlemeye giden bir mahalleli gibi sen de milletin perişan olmasından zevk alır hale geliyorsun. Bu Epstein olayında ne öğrendik biz? Gerçekten de VIP, yüksek seviyeli bazı insanlar özel bir adaya gelmişler. Burada pedofili ticareti dönmüş. Hatta insan avı bile olmuş yani. Sırf eğlence amacıyla kimsenin arayıp sormayacağı insanları vurup vurup durmuşlar söylendiği kadarıyla. Ve enteresan bir şekilde daha birkaç yıl önce çıkan Squid Game dizisinde de buna benzer bir şeyi görmüştük arkadaşlar. Bakın Squid Game'deki olay neydi? Bazı insanlar tuzağa düşürülüyorlar. Bunlar bir adaya kaçırılıyorlar. Özel bir adada ölüm oyunu oynamak üzere ayarlanıyorlar. Bunun biz gerçek hayattaki formatını gördük. Yetmemiş, devamında da
Şöyle, tıpkı arşivlerde ve haberlerde söylendiği gibi VIP'ler dediğimiz bazı yüksek mertebeli insanlara bu şovları izletmişler. Bakın Squid Game'e, adamlar adeta gladyatör aranalarında milletin birbirini öldürmesini seyreder gibi gelip burada birbirini öldüren veya şansı yaver gitmediğinden ölen insanları izliyorlar. İnsan doğası böyle bir şey abi. Ya hepimiz vahşi doğadan geldik. Hepimiz binlerce yıl boyunca hem hayvanları hem de birbirimizi katlettik. Ne bileyim, binlerce kişiyi öldüren insanlara kahraman dedik, savaşçı dedik. En iyi kılıç kullanıp en iyi kasaplık yapanı baş tacı ettik. Ya da insan haklarını yasalaştırmadan evvel binlerce yıl boyunca köle sahibi olduk. Kesilen kellelerden kuleler falan yaptık. Yani genlerimizde var bu. Her ne kadar şu an modern bir dünyada yaşasak ve neredeyse çoğumuz kan görse bayılacak kadar zayıflamış olsa da aslında insan dediğin şey yırtıcı bir hayvan. Bunu şuradan bile anlayabilirsiniz. Özellikle de erkek çocukları küçük yaşlardan itibaren oyuncaklarla oynarken bile ne yapıyorlar? İki tane süper kahramanı kavga ettirip, kolunu bacağını koparıp kırıp bir şekilde zarar veriyorlar değil mi? Kavgadan, dövüşten keyif alıyorlar. Ya da oyuncak tabancalarla birbirini vuruyorlar. Yahut iki tane dövüş filmi izleyince gaza geliyorlar, kavga ediyorlar. Hatta büyüdükleri zaman bile bu böyle. Counter Strike gibi, PUBG gibi oyunlarla millet bilgisayarda birbirini vuruyor. Bundan keyif alıyor. Yani biz yıkmaktan keyif alıyoruz. Hatta önce kurup sonra yıkmak daha da bir haz veriyor. Mesela 2 saat boyunca İskambil'den bir ev yapıyorsun. Ondan sonra bir tekme koyup yıkıyorsun bunu. Bir ay boyunca çalışıyoruz. En sonunda maaşı aldığımızda bir gecede yiyoruz. Birçoğumuz yapıyor bunu veya kumar oynuyoruz, riske atıyoruz. Bu vahşiliği halen daha içimizden atamadık ve birçok erkeğin eline gereğinden fazla kuvvet geçerse 10 kişiden 9'u zaten Hitler olmaya müsait bence. Ki gördüğümüz kadarıyla bu zaten bütün bu ağır toplarda var. Örneğin size Epstein adasında neler yaşandığına dair paylaşılan listeyi örnek gösterebiliriz size. Bunun ne kadarı doğrudur, ne kadarı yanlıştır, bunlar hala tartışmalı ama gördüğünüz gibi burada Trump gibi, hatta eski Amerika Başkanı Bill Clinton gibi insanlar, hatta İngiltere Galler Prensi Andrew gibi insanlar bile direkt Jeffrey Epstein'la bağlantı halindelermiş. Günümüzün popçusu, oyuncusu, devlet lideri, bilim adamı, felsefecisi, yani ana akım medya tarafından bize gösterilen kim varsa, yüksek mertebeye ulaşmış, zengin, ünlü, kuvvetli kim varsa hepsi bu Epstein denen adamla bir şekilde yan yana gelmişler. Bu da o en başındaki Illuminati kimi istiyorsa onu ünlü eder tarzındaki tezleri doğruluyor. Ya da Squid Game'in gerçek olduğunu ve o VIP'lerin direkt her gün sosyal medyadan takip ettiğimiz bazı şahıslardan müteşekkil olduğunu bize ispatlıyor. Yani her şey Yahudi oyunu değil ama illaki bu büyük ülkelerin, şirketlerin veya lobilerin bir takım tasarrufları vardır yani. Şu olsun, bu olsun, bunu yapalım tarzında. Ya da Merkez Bankası'nın arkasındaki o 3-5 tane çok meşhur aile, o dünya zengini gruplar illaki siyaseti veya bir takım savaşları şekillendiriyor olabilirler. Bu doğru. Yani tamam, her ortaya atılan iddia gerçek olmayabilir ama bazılarında da bir gerçeklik payı vardır. Lakin şöyle bir gerçek de var. Siz bu konularda gerçek anlamda bir şey biliyor olsanız bile konuşamazsınız abi. Çünkü en yakın korumanız bile düşman ajanı çıkabilir. Kimseye güvenemezsiniz. Haliyle bizim gördüğümüz bu diziler ya da röportajlar buzdağının ancak görünen yüzü olabilirler. Aslında bizim sağdan soldan bulup okuyabildiğimiz o kitaplarda yazan şeyler bize hakikati tam anlamıyla yansıtamıyorlar. Bu sebeple ne ben ne de benim gibi bu konu hakkında yayın yapmış olan ya da yapacak olan hiçbir yayıncı size öyle gizli bir sırrı ifşa edemeyecek. Çünkü bizim de bir şey bildiğimiz yok. Zaten bilsek de konuşamazdık. Dediğim üzere temizlerlerdi. En azından böyle olması daha sisteme uygun olurdu. Bu adı geçen ada. Olaylar burada yaşandı. Ve burada çok acayip semboller, çok acayip böyle antik Mısır renkleriyle bezenmiş görseller, tapınaklar falan var. Adanın üstünde dışarıdan baktığınız zaman bir iki tane tapınak dışında hiçbir şey yok. Ve bazı tüneller de tespit edilmiş. Adeta bakın bir tapınak inşa ettirmiş adam ve üstü bomboş. Hani bu adada sen ne yaptın? Neyin partisini verdin? Dışarıdan baktığında yapılacak bir şey yok gibi. Lakin tünellerden girdiğin zaman, yer altına baktığın, depolara baktığın zaman yüzlerce ceset fotoğrafı, yüzlerce tecavüz fotoğrafı falan çıkıyor. Bir takım mahzenler buluyorlar. Yani eğer harbiden adanın altına insek şu binalardan girip Squid Game'in orijinal versiyonuyla karşılaşacağız. Bundan eminim. Bunlar
çok uçuk kaçık tezler değil. Yani insanlar oturup kurban mı verecekler ya da insan avı mı yapacaklar? Milletin birbirini öldürmesini mi izleyecekler? Bundan keyif mi alacaklar? Bu kadar da abartmayın yahu diyenler çıkabilir. Fakat dediğim üzere insan doğası vahşidir ve geçen yüzyılda da benzer olaylar yaşanmıştır. Şu 3 yıl önce paylaşmış olduğum insanat bahçeleri videosuna bakarsanız bütün kaynaklarıyla, bütün fotoğraflarıyla, belgeleriyle Batı'nın geçen yüzyılda ne tür rezillikler yaptığını bir bir göreceksiniz. Adamlar Afrikalıları araziye salmışlar, üzerlerine tüfekle ateş etmişler, ben 10 tane vurdum sen 5 tane vurdun diye kendilerince yarış yapmışlar, öldürdükleri insanların kemiklerini insan müzesi adı altında sergilemişler, alay etmişler, maketler yapmışlar, zincire vurup para karşılığı sıra sıra tecavüz etmişler ve bu tür iğrenç aktiviteler 1950'ye kadar devam etmiş. Hani 500 sene öncesinden bahsetmiyorum ha. Bu olaylar devam ederken doğan birçok kişi şu anda hayatta. Tabi bir süre sonra Batı sözde insan haklarıyla, sözde modernizm gibi kılıflarla bizim gözümüzü boyamaya başladı. Ama bizim gözümüzü boyarken bir yandan da arka plandan kendi özel adalarında, kendi özel sapkın zevkleri için bir takım insanların hayatıyla oynamaya devam etmiş görüldüğü kadarıyla. Epstein adası da bunun en basit örneği ve adanın da Google Maps'ten görüntüsü aha bu şekilde. Normalde şuradan böyle kendimizi atıp içinde gezebiliyor olmamız lazım ama açılmıyor, içinde gezemiyoruz. Bu yüzden de kuş bakışı bakabileceğiz. Bütün o gördüğümüz tapınaklar, saçma sapan şeyler aha burada. Bütün bu gösterdiğim şeyler, bütün bu sorduğum sorular, bunlar hani herkesin düşünebileceği, herkesin bulabileceği, herkesin okuyup anlayabileceği şeyler. Fakat bir taraftan bu kadar açık görünmeyen, komplo teorisine kaçan ama bir yandan da çok mantıklı görünen bazı iddialarla da karşılaşıyoruz. Örneğin Simpsons ve benzeri çizgi filmlerde sürekli yıllar öncesinden günümüzde yaşanacakların ifşa edilmesi muhabbeti var. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Adamlar 2012 yılında 2018 hakkında bir şey çekiyorlar. Gerçekten de yaşanıyor. Bunların birçoğu uydurma mı? Sonradan mı düzenlendi? Bu da mı bir algı? Bilemeyeceğim ama sadece Simpsons'tan ibaret değil zaten bunlar. O kadar çok şey var ki arkadaşlar. Mesela bakın, başka bir çizgi filmde de yine Coming Soon yazıyor. İkiz kuleler bir yerde devrilecek bunun mesajını veriyorlar ve gerçekten de yaşanıyor. Ciddi örneklerin sayısı o kadar fazla ki gerçekten de her şey planlandı mı yani? Hani hangi yılda hangi devlet büyüğü makamı terk edecek veya öldüğü gibi görünecek? Hangi yılda hangi iktidar devrilecek? Hangi yılda hangi hastalıklar yayılacak? Her şey proje mi? Tamamen kandırılıyor muyuz diye merak etmemek mümkün değil. Örnek olması amacıyla şimdi size bir kitap göstereceğim. Sylvia Brown'un End of Days kitabı. Kehanetler diye tercüme edildi bu. Kitap 2008 yılında çıktı arkadaşlar. Ve bu kitabın orijinal İngilizce formatının 191. sayfasında bakın ne yazıyor. 2020 yılı civarında zatüre benzeri ciddi bir hastalık ortaya çıkacak ve tüm dünyaya yayılacak. Akciğerlere saldıracak ve bilinen tüm tedavilere direnç gösterecek. Hastalığın kendisinden bile daha şaşırtıcı olanıysa bu hastalığın bir anda kendi kendine yok olacak olması. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda Covid diye bir şey çıktı, çare bulana kadar bir yıl geçti ve sonra bir anda hastalık ortadan kayboldu. Ve bunun sırf aşı yaptırmış olmamızla ve artık dirençli hale gelmemizle bir alakası yok. Çünkü hastalık evrimleşmedi. Normalde hastalıklar da evrimleşiyorlar ve bir iki yıl içinde yeni bir ilaç üretmen gerekiyor. Ya da ilaçlar genelde geçici süreliğine fayda sağlıyorlar ve bu yüzden de her yıl yeniden grip aşısı olman gerekiyor. Yoksa bir daha hastalanıyorsun. Yani bir aşıyla ömür boyu gidemiyorsun. Fakat Covid'de öyle olmadı. 2-3 tane iğne vurdular. Hatta bu aşıların birçoğunun kalbe zararlı olduğu ortaya çıktı. Milyonlarca insan aşı olduktan 5 gün sonra kalp krizinden öldü. Bu yüzden hatta BioNTech gibi firmalara dava açıldı falan. Ve şu anki Covid vakalarına baktığımızda geçen yıllara oranla milyonda bir falan. Yani hastalığın aşıyla bir alakası yok. Öyleyse şimdi ya bu kadın gerçekten kahin ve geleceği görüyor diyeceğiz ya da zaten ensesi kalın tipler hangi yıl ne yapılacağını belirlemişler. Gerçekten de global bir örgüt var ve bu kadın bir şekilde Nostradamus'luk yaparak kehanet formatında bildiğine varsa anlatmış diye düşüneceğiz. Ya da son bir ihtimal, kitapta zaten birçok kehanette bulunuyor. Bunların birçoğu tutmuyor. Arada birkaç tanesi tutmuş yani şaşıracak bir şey yok diye düşüneceğiz. Lakin hem yılına hem de türüne kadar
doğru bilmesi ve yine benzer bir tezin de Simpsons'ta yıllar önce gösterilmiş olması biraz şaşırtıcı. Bu yüzden de net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Covid'i Illuminati yaydı dersen bunun sonu dediğim üzere depremleri de Illuminati yapıyor. Hangi ülkede kimin başa geçeceğini de onlar seçiyor falan demeye kadar gidiyor. Ve resmen her şey Truman Show'a dönüyor. Bu yüzden de bu konuyu burada kapatacağım.